Haykidiki yolcusu kalmasın. Hadi gidelim. Ha bu arada kesinlikle kesinlikle buraya bu yoldan gece gelmeyin. Evet, kontroller tamam. O zaman? Haykidiki yolcusu kalmasın. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Saat kaç şu anda? Saat 19.51. İyi, bakalım acaba saat kaç olacak? Yani sınıra doğru yaklaştıkça bakacağız. Şu an bayağı bir 6 saate yakın bir şey varmış. Bir şey soruyorum, şuranın ışığı niye yanıyor? Yanar orası ışığı. Akşam oldu. Yanması gerekiyor. Hadi İyi. Kapat. Hadi görüşürüz. Güldocuğum hadi. Haydi. Haydi canım benim. Welcome. Evet, Mithari'den günaydın. Kamp alanımızda birkaç gündür keyif yapıyoruz. Öyle videoları falan birazcık unutmuş durumdayız. Ama burayı birazcık da anlatmak istiyorum. Çünkü biz internette burayla ilgili hani gelen arkadaşlarımız falan vardı ama böyle daha çok Armenitis'te giden insanlar var. Burasıyla alakalı çok fazla bir video yok içerisinin alanıyla ilgili ve buralarda önemli noktalar var. İşte place A, place B, place C denilen. Ondan sonra hani nereyi rezervasyon yapmam gereken yer olarak bilmeliyim. Bak nasıl bir cümle kurdum, ben bile başıyla sonuna tutturamıyorum. Hani nerede kalmalıyım, neresi en iyi konum benim için gibi soru işaretleri de olabiliyor. Onları birazcık anlatalım bence. İnsanlara şey olsun. Evet, biz birazcık buraları anlatalım. Siz de bu sırada ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Ben bu işi çok beceremiyorum. Evet, sen söyle. Ben de söyleyeyim. Biz videoya geçmeden önce, detayları çekmeden önce siz de kanala abone olursanız. Çünkü kullanıcı abone başına izlenme oranlarımız çok düşük. Yani izleyicimiz var ama abonemiz yok. Kanalı şimdi güzel şeyleri. Güzel anlatalım. Belki olurlar. Sen bir güzel anlat bakalım. Bak abisi. Tamam. Şimdi burası. Ağzıma girdiği için şu anda burası. Böyle çok heyecanlı başladım. Ben bir defa yerimize inanılmaz bayıldım. Burası rezervasyon yaptığımızda Place A denilen kısım direkt denizi gören alanlar. Oralarda yer yoktu. Bir ay öncesinden yazdık bu arada. Yani iyicene yumurta ağza geldiği noktada yazdık. Yer yoktu. Ondan sonra bize işte karavanın falan boyutunu soruyorlar. Bu da ne kadarlık bir alan kaplayacağınızı soruyorlar. Place B'de yer var dedi. Biz de okey dedik. Ondan sonra burayı bizim için rezervasyon yaptılar. Hani bulunduğumuz nokta E30'du buranın numarası. E30 burası. Direkt böyle hem plaja çok yakın hem deniz görüyor falan. Vallahi Place A'da gibi hissediyorum ben kendimi. O zaman hadi bir denize hemen gösterelim. Evet, yani direkt çıkınca şöyle şuradan deniz görünüyor mis. Biz buradayız. Bu bizim küçük kız. Evet. Ve buradan döndükten sonra. Hemen şu noktada işte plaj kısmı başlıyor. Denizi çekebilirsin. Burası da plaj kısmı. Evet, hem plajlardan bir tanesi bu arada. Hem kumsal alan var, hem böyle taşlık alan var. Hemen yukarıda bar kısmı var. Bak, orayı da göstereyim. Şu arkası. Yani bizim kamp alanı hemen şurası. Şu karavanın hemen arkası. Şurası, şu bölüm. Place A'nın olduğu, deniz kenarı olan bölüm. Bunların her bir bölüm için fiyatlandırması farklı birbirinden. Evet, sezona göre de farklılık gösteriyor bu arada tarihlere falan. O bir tane çizelge var ya, onu ekleyebilirsin. Şimdi koyacağım ekrana oraya. Şu anda görür insanlar. İşte çocuklu aileler falan daha çok şu kumsal alanda kalıyorlar. Oradan çocuklar kumlarla falan debeleşiyorlar.
bu bölümde barın olduğu bölüm. Hani barda güzel içecekler, içecekler, her şey güzel. Fiyatları da normal. Normal. Market fiyatları neredeyse. Evet. Çok bir fiyat çok farkı yok. Çok böyle uç fiyatlar değil yani. Bir de böyle ufak atıştırmalıklar, hamburgerdir. Ondan sonra ne vardı? Sosistir, patates vesaire gibi şeyler var. Hani böyle hafif bar tarzı. Şimdi bu yoldan da dümdüz resepsiyona doğru ve diğer alanlara, ortak alanlara doğru gidiyoruz. Yani hemen arkamız plaj. Oradan böyle yukarıya dümdüz çıktığımızda resepsiyona, tuvalete. Bu arada bu kamp alanı biraz yokuşlu bir kamp alanı. Hani tepeli yani. Evet ama bütün o konumlandığınız yerlerin hepsi düz bir şekilde düzeltilmiş. Düz yerler. Yani yamukta kalmıyorsunuz ve bu arada alanların hepsi çok geniş. Şey de yok bu arada. Hani sadece karavanlar için bir yer, çadırlar için bir yer yok. İstediğiniz yeri, istediğiniz şeyde kiralıyorsunuz. İster şey çadır koyun, ister karavan. Siz bilirsiniz. Resepsiyon. Buradan böyle yolları dağılıyor. Şimdi bize fyatlandırmayı anlatır mısın? Gel şöyle. Geçeyim, geleyim. Bir yaşlandığında beni bıraktığını anlatıyorsun. Söylediğimiz gibi A, B, C diye alanlar var. A'lar deniz kenarı oluyor. B orta alan oluyor. C artık daha da gerisi oluyor galiba. Hı-hı. Öyle düşünüyorum. Haritadan şimdi tekrar evet, gösteririz onu. Sezona göre de fiyatlar değişiyor. Şu an biz en yüksek sezondayız. Zaten hani çizelge söylemiştik koyacak. Orada siz sezona göre bakabilirsiniz fiyatına. Onun dışında kişi sayısına göre fiyatlar ilave ya da çocuğa göre fiyatlar değişiyor. Hepsi zaten nasıl olması gerektiği yazıyor. Elektrik alırsanız ekstra günlük 5 euroydu şu anda. Hı hı. İnternet, Wi-Fi alırsanız da o da 1,5 euro günlük fiyatı. Biz daha hiç elektrik almadık. Elektriğimiz güneş enerjisi falan yetiyor şu anda. Sadece ne yaptık? Ha, araba için de onu da söyleyelim. Bazı kamp alanlarında hani arabaya da ekstra bir para alıyorlar ya. Bizim altın kampta falan alıyorlar. İsim verdim. Ben burayı bipleyeyim. öyle bir şey yok. Hani eğer yer varsa kamp alanınızın yanında arabanızı kenara kadar getirebiliyorsunuz. Ya, çoğu insan getiriyor da. Şöyle göstereyim. Şöyle şurada bir örnek vereyim. Şu Z21 parseli Bulgar arkadaşın parseli. Aracı çok büyük olmasına rağmen bizim gibi eğer çekme karavanlıysan parseliniz için çoğunlukla arabanız sığabiliyor zaten. Hı-hı. Hatta hani onun üzerine yerde kalıyor. İnsanlar parsellerin içeri de çekmişler. Ama biz çekmedik. Hani evet, bir sürü de bu arada park yeri var yani içeride. Evet, hani çok da gerek yok ama illa hani arabam yanımda olsun falan diyorsan getirebilirsin. Saat şey söyleyelim. 3 ile 5 arasında sessiz saat dediğimiz siesta zamanı alan. O süre zarfında eğer aracın elektrikli vesaire değilse içeriye araçta giremiyorsun. Kurulum toplanma vesaire işlemi de yapmanız izin vermiyorlar. Aynı zamanda saat 12'den sonra da kesin sessiz saat. Onda da herhangi bir işlem yapılmasını istenmiyor. Evet, bunlar hani konfor alanını güzelleştiren, tatilde olduğunu hissettiren bizim şeyler. Araba. Destekliyoruz yani. Mesela bizim arabada şu an buradaymış. Güzel bak, ağaç altına koymuşsun. Yanmıyor araba. Hazır buraya gelmişken burada da tuvaletler ve ortak sosyal alan değil, ortak alanlar. Gelelim şimdi. Tuvalet, banyo şey birleşik bu arada. Bir tarafta banyo var, bir tarafta tuvalet var. Kadınlar, erkekler olarak ayrı. Gri su alanı işte şöyle. Direkt olarak şuna boşaltabiliyorsunuz gri suyunuzu. Ben hemen zaten şurada şey neydi onun adı? Siyah su, tuvalet atık alanında orada. Ben direkt orada boşaltıyorum. Hemen buradan sonra fıtı fıtı şey fıtı var diye geçtiğimiz zaman. Hemen burası kimyasal tuvalet boşaltma alanı. Ha, sen burada mı boşaltıyorsun? Evet, ben burada boşaltıyorum. Ha. Sonra. Burada buzdolapların olduğu alan var. Buzdolabı kiralayabiliyorsunuz burada. Dar o da değişiyor. Burası da şey tarafı, bulaşık yıkama yeri. Çadırlı alanlarda kalanların falan hani daha çok tercih ettiği bir bu da ne şey kadar? 5 liraydı değil mi bu da? Vallahi hiç şeyi... Buzdolabını hatırlamıyorum ama çizelgede falan hı-hı yazıyor onlarda. Buradan çıkıp devam ettiğimiz zaman, sağa doğru döndüğümüz zaman bunun tam aşağısına, aşağıdaki parsele iniyoruz. Bu aşağıdaki parselde de bungalovlar, yani bungalov diyebiliriz herhalde onu. Burası işte Mitari Camping and Villa diye geçiyor ya, böyle mobil evler var. Mobil evler de yine A, B, C, C var mıydı çok emin değilim pardon.
şeye göre, kategorisine göre fiyatlandırması değişiyor. Bir de kişi sayısına göre de yine değişiyor. 4 kişilik ve 2 kişilik evler var ama ekstradan evlerde daha fazla kişi kalabilir durumda olabilen evler için ekstradan kişi başı ücret ödeniyor. Buradan da böyle zaten tabela var şurada. Oradan aşağıya doğru devam ettiğimiz zaman böyle uzun süreli konaklayan çok fazla insan var burada. Evet, yerleşik karavanlar çok fazla bu arada. Burada gelmişler. Yani ben olsam ben de gelebilirim. Yunan olsam gelirim. Koyarım buraya. Buralar artık C bölgesi buralar oluyor. Yani artık denizden şöyle gittiğimiz zaman buradan bizim hiç karavanın olduğu yer bile gözükmemiş. Tepenin üstünde kalıyor. Bir de burada böyle iki tane plajı var buranın. Az önce ondan bahsediyorduk. Bir, yani ona da gidebilirsiniz bu arada. Bir tanesi bizim o karavanın olduğu alandaki plaj. Diğeri de o mobil evlerin olduğu alandaki plaj. Mobil evlerin olduğu alandaki plaja girebilirsin ama oradaki şezlonglar falan mobil evdekilere özel olarak tahsis edilmiş. Öbür taraftaki şemsiye ve şeyleri neydi? Şezlongları kullanabilirsiniz. Ha bir de bizim karavanımızın olduğu yere ters ve uzak kalıyor açıkçası. O yüzden evet. Bizim tercih ettiğimiz bir şey bir yer değil. Şimdi o zaman barbekü kokularının da geldiğini... Restoran kısmına geldik aslında. Oradan kokular geliyor olabilir. Sen kaça kadar demiştin? Beşe kadar. 1 ile 5 arası restoran açık var. Aynı zamanda restoran var. O açık. Şey de bu arada söyledim hatırlamıyorum. Gene de söyleyeyim. Şey de barda 12'ye kadar açık. Ha, gece 12'ye kadar söyledin. Burası işte restoran plajı. Kısmı. Yan tarafta mini market denilen alan var. Orada da fiyatlar normal bu arada. Normal market fiyatı tarzında. Öyle çok yüksek bir fiyatlandırması yok. İçerisinde hani domates, salatalık, meyve, dondurma, içecek, alkollü, alkolsüz, peynir, zeytin vesaire gibi yani ihtiyacınız olabilecek şeyler var. Hani şu kamp alanından çıkmadan ihtiyacınız olan her şeyi karşılayabiliyorsunuz. Sonra bu tarafta aynı zamanda bulaşık, çamaşır hane, çamaşır yıkama hem makine hem de elde yıkayabileceğiniz yer var. Şuradan sis perdesinin aralandığını görülüyorsa görülüyordur. Orası da barbekü alanı. Ya yer. Böyle tek bir noktada olması çok güzel bu arada. Türkiye'de de bazı kamp alanlarında sadece bu barbekü alanları var ama bazılarındaysa herkes kendi kapısının önünde, yani kendi kamp alanının önünde yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Her taraf her birbirine yerden kanat dumanı, kanat kokusu geliyor. Bunun arkasında şey de var, bir basketbol sahası var, bir de pimpon oynamak için bir alan var. Hani böyle bir spor aktivitesi de yapabilirsiniz. Çocuklar da eğlendi. Yani genel hatlarına baktığımız zaman sanırım kamp alanı tamam, bu kadar mı? Şeyi de gösterelim ya, o mobil evlerin olduğu alanı da gösterelim. O zaman dur hemen orada açalım videoyu. Tamam. Evet, burası da mobil evlerin olduğu yer. İşte. Mobil ev dediğinden de aslında ben mobil evin adını ilk duyunca hani kendi karavanları falan zannediyorum da bayağı aslında böyle bungalovlar. Böyle buradan da insanlar plaja gidiyorlar. Buradaki de karşıdaki yerde diğer plaj. Güzel bence. Bunlar çok güzeller. Yani burası güzel bu arada. Gerçekten mesela böyle birkaç aile geleceksen, ondan sonra hani birkaç aileden kalsın böyle çok kalabalık olmayacak şekilde geleceksen ya da hani bizde şey var ya anne baba kardeşler tatil varyasyon. Hani öyle bir şekilde geleceksen gel burada kalabilirsin. İçerisi bu arada iki oda gibi. Mutfak alanları dışarıda biz daha önce gelip bir gezdik. Mutfakları evlerin dışına yapmışlar. Çok güzel. İçeride böyle ekstra bir yer kaplamıyor. Yazın zaten hani içeride bir şey pişirip etrafı kokutmanın alemi çok yok. Kapının önünde. Bir de şık yani. Çok şık yapmışlar. Evet. Yani. Ben şık sevdim. Masalar falan var. Gayet güzel. Keyifli bir alan. Evet. O zaman hadi buradan Kerikaken'in kamp alanı, karavanımızın olduğu yere gidelim. Bu yandaki karavanların çoğu işte sabit kalan karavanlar. Böyle garip büyük büyük bahçeleri var hepsinin. Her birkaç alanda bir elektrik alabileceğiniz yer var. Bir de su içinde çeşmeler var. Hadi yok. Her kamp alanının kendi elektriği var. Üzerinde kutusu var. Evet. İki parselin tam ortak noktasında duruyor. Böyle 3-4 karavan alanında bir, 3-4 şeyde bir şöyle çeşmeler var. Bu çeşmelerden de hani bizim mesela hemen karavanın yanında 5 metre mesafede var. Hortumunu su alabilirsiniz. O şekilde devam edebilirsiniz. Yani burada
belki eksik olarak ya da bizim alıştığımız karavan kampı olarak düşünürsek eksik olan. Karavan alanı kendi direkt içinde su hattı yok. Evet. Ama burası bir karavan parkı değil, burası bir kamping alanı. Yani hattı şeyde kullandığı için ortak kullanım bir, yani hani çadır içinde kullanılan bir yer olduğu için normal karşılayabiliriz ama mağdur edecek miktarda değil yani. Hemen böyle her yerde var. Çeke çeke geldin de tam işte böyle geldikten sonra şurası bizim. Şöyle deniz, deniz, çeşme, şu da deniz, bu da deniz, çeşme, bu çeşme, bizim bu gene deniz, bu da böyle. Bizim kamp alanı, kamp alanımız. Şöyle her kamp alanının üzerinde bir böyle bir yeşil tentesi var zaten. Hani tente açılır mı? Mesela aslında açsak açılır, daha rahat ettirir ama çok da hani birkaç saat geldi. Çok büyük bir ihtiyaç duyulmuyor ya. Bu bayağı iş görüyor gibi. Güneş de böyle döne döne gidiyor. Saatlerde böyle. Denize falan oluyor. Bak güneş taklidi yapmışsın. Güneş dön, dünya dönüyor. Bu da bizim. İşte dedim ki bu arada insanlar mesela şöyle de yapıyorlar. Şuraları böyle bırakıyorlar ama tam şu ön kısma da arabalarını falan koyuyorlar. Aynen, buraya getiriyor arabasını koyuyor mesela. Ben önüm kapansın istemem. Ben de arabamı yani koynum alacak kadar çok da sevmiyorum arabamı. Siz seviyor olabilirsiniz. Saygı duyarım, bir şey demem. Başıma güneş geçti. Evet. Hadi biz denize gidelim. Evet, hadi denize gidelim. Bu da kamp alanı, girer girmez size şöyle bir kroki veriyorlar. Heh, bak burada bütün bilgilerimiz var. Sabah resepsiyon 8'de gece 12 arası açık. Kafe bar 8'de gece 12'ye kadar açık. Bak barbekü noktası 4. alan. Şeyi söylemeyi unuttuk. O barbekü bölümünün hemen arkalarında çocuklar için akşamları oyun alanı ve sinema yapıyorlar, kuruyor. Evet doğru. Dün akşam çocuklar vardı orada. Bir de şey söyleyeceğim. Duş olarak da sıcak su isterseniz size bir anahtar veriyorlar. Onu 3 euro muydu? 2 Yok, euro muydu? Yok 30 cent. Sent miydi? 30 sente 6 dakika veriyor. Hani o da maksat hani şey gibi olsun gibi. Sıcak su şu havada çok büyük. Belki çocuklar için falan kullanılabilir. Bilmiyorum. Yani ya da 1 euro koyduğunuz zaman, şöyle söyleyeyim, 1 euro attığınız zaman 18 dakika sıcak su dümdüz akabiliyor. Yani size neredeyse kamp alanı boyunca yeter. Yani duşlarda sıcak su yok. Sıcak su kullanmak isterseniz ekstra işte bir şeyle, ödemeyle yapabiliyorsunuz. Evet, burası Mobile Homes. Araya... Burası bir plajın olduğu yer. Az önceki gösterdiğiniz diğer yer. Diğer plaj. Burası bizim plaj. Biz buradayız. Şuradayız. Burası da bizim olduğumuz plaj. Burası barın olduğu yer. Burası şey falan filan. Hı. Fiyatlandırmanın matematik hesabında biz ne ödediğimizi zaten şimdi böyle güldüğünüz böyle duruyor. Bakayım trin, şöyle. Trin, 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 trin. Şurada akacak şimdi. Bakın. Akıyor mu? Aktı. Aktıramamış. Aktı aktı. Kesin aktı. İyi. O zaman Mitari Camping anlatımı bitti. Finito. Mitari Kamp. Güzel yer. Gelin. Evet. Evet, Halkidiki'ye kadar gelmişken bir de Amenities Camping'i görelim istedik. Çünkü hani en çok tercih ettiğimiz kamp alanlarından bir tanesi. Biri Mitari Camping, diğeri Amenities Camping. En popüler kamp alanı diyebiliriz yani bu bölgedeki. Evet. Birçok arkadaşımız buraya geliyor. Biz de yakındayken bir gelip görelim istedik. Gerçekten çok büyük bir kamp alanı. Şöyle bir harita aldım. Hani Hüseyin görebiliyor mu? Şey, sen üzerinden çeker koyarsın. Ben şey detayını gösteririm. Hani bir komple plaj kısmı var. Plaj zaten boydan boya uzunca bir plaj. Onun dışında içeride çok hani marketi çok büyük. Marketi, kafesi, restoranları yani imkan olarak şey olarak çok dolu dolu bir yer büyük burası. Büyük bir şey, büyük bir alan. Sanki böyle bir tatil köyü gibi. Burada ne var? Bir, bu kendilerine ait karavanları kiralayabiliyorsun. Sonra Safari... Bir de bir şey söyleyeceğim. O karavanlar Weinsberg markaydı. Evet, Weinsberg'in... standart bir şey karavan modeli koymuşlar. Böyle deniz kenarında parsel parsel. İstediğiniz bir karavanı kiralayabiliyorsunuz. Onun dışında şu Safari tent dediği neydi? O ben şeyde, onu çok anlamadım. Plajdaki karavanların karsındaki bungalovlar vardı ya, evet onlardı. Skyline seziyordu. O bak orası şurası aslında. Aynen, Skyline Tents. Orası da böyle. Orası yan yana birkaç tane yerde. Aynen Mitari Camping'deki gibi bu şeyler, mobil home'lar var ya, onlar gibi alanlar yine. Öyle bir yerde kiralayabiliyorsunuz. Ondan sonra karavanınızla gelebiliyorsunuz. Kendiniz çadırla gelebiliyorsunuz. Üst üste konuşuyor gibi oldu. Evet. Çadırla gelebiliyorsunuz. Böyle yine buranın içerisinde de mobil evler var bu arada, diğer o olanın içerisinde. Gerçekten çok büyük bir alan.
bayağı içeride bir ulaşım aracına falan ihtiyacınız olabilir yani. Yani ben açıkçası kendim kıyasladım, yani kendi isteklerimi şey yaptığım zaman burası benim isteğime göre, benim düşünceme göre büyük bir alan, kalabalık bir alan. Ben gene ikisinin arasında kalsam ben Mitari'yi tercih ederim. Çünkü daha ufak bir alan, daha küçük bir alan. Ya plaja gitmesi ya da markete gitmesi daha ufak bir alan. Ama markette buranın olan imkanlarının belki 1/4 var. Çünkü yani kocaman bir market vardı. Burası büyük. Evet. Bizim kamp alanı biraz böyle tepeden, bir tepe üzerinde. Burası düz ayak. Çocuklu aileler için daha iyi, faydalı olabilir. Plajı daha geniş. Orada plaj faydalı olabilir. Plaj upuzun. Koskocaman bir plaj. Sen o aşağıda görüntü aldıysan aldım, koyarsın aldım, üzerine de. Çok büyük bir plaj gerçekten. Bir sürü su sporu vesaire yapabileceğin alan da var. Hani burası tamamen tercih meselesi. Evet. Mitari daha butik bir yer. Bence burayla karşılaştırdığında burası daha büyük, daha geniş, olanakları daha fazla olan bir yer. Hangisine ihtiyacınız varsa ona göre tercih edebilirsiniz. Ben de Hüseyin Bey'le aynı fikirdeyim bu arada. Ben de bir daha gelsem şeye giderim, Mitari'ye giderim. Mitari bana çok uygun yani. Kıyaslamaya gelirsem bu arada Mitari'nin yolu buraya kıyasla daha güzel. Yani buranın yolu çok virajlı, çok tepe çık in şeklinde bir yol var. Mitari'nin yolu daha kısa. Nikiti'den sonra hemen neredeyse bir 20 km, 15 km sonra varıyorsunuz. Kısa bir mesafe ama güzel yani. Bu kadar şey inişli, çıkışlı, virajlı. Buranın yolu biraz daha geniş ama gerçekten çok virajlı. O viraja böyle bir genişlik lazım. Evet. Biz aslında şimdi plajları dolaşmak için buraya çıkmıştık. O yüzden geçerken uğramıştık biz buraya. Hani hem de kıyaslama imkanımız olsun diye. Şimdi biz o zaman plajları gezmeye devam ediyoruz. Devam. Onu siz başka bir video olarak göreceksiniz. Evet. Dağ yollarından geldik. Evet. Çok güzel yollardan geldik valla. Şimdi şimdi şöyle karavanla alayım. Beni böyle bir çek. Neden böyle çek? Yoruldum. Bayağı çok güzel yollardan geldik bu arada. Epey virajlı yollardan. Giderken öyle bir yoldan gitmemiştik. Dönüş yolumuz biraz daha ormanlık ve... Güzeldi ama yorucuydu. Neyse. Hadi madem son artık gündeyiz, yoldayız ve aracımızda yer var. Lidl'a uğrayalım ki şu an Lidl'dayız. Alışveriş yapalım çünkü adettendir. Evet, bir şeyler alalım ve yola devam edelim. Bu arada fırtınalar geliyor. İnanılmaz. Fırtına kopar içimden. Unuttur bana. Hadi o zaman. Hadi gidelim.